Gerçek Fenerbahçelerin kanalı Kadıköy Sokağı tekrardan hoş geldiniz. Fenerbahçemiz 3-1 kazandı. Budogoresti 3-1 mağlup ederek hem kasasına 500 bin euro ödülü daha koydu. Hem de ülke puanına 0.500 puanlık katkı sağladı. Ludogorets teknik direktörü Georgi Dermenjiev Fenerbahçe mükemmel bir takım demiş. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bence yeterli. İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla başlayalım. Lider çıkmak istiyoruz. Şimdi İsmail Kartal'ın bütün açıklamalarını ele alalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heyecanlandım ya Allah Allah. <laughs> Böyle olmuyor <da> ama. Rudokor <laughs> iyi bir takım olduğunu söylemiştim. 7 birlik yeni yenilgileri yanıltmasın. 3 maçta 9 puan aldık ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım diyor. Aslına bakarsanız Fenerbahçe 9 yani Fenerbahçe yedek takımları yani yedek takımıyla sürekli rotasyonla yedek futbolcularıyla 3 maçta 9 puanı cukkaladı. Hocam iyi de köy takımlarından oynuyorsun. Doğru söylüyorsun köy takımları. Yani Ludo 3-1 yeniyorsun. Niye 7-1 yenmeden oluyor? Ludo Gores karşısında golü bulamıyorsun. Al köy takımına gol bile atamıyor oluyor. Yani Ludo de kaybetsen diyecekler ki bak köy takımına yeniliyor. Ludogoreski 7-1 yensen diyecektir ki ya bunda ne var köy takımı. Yani insanların çenesi durmaz. Sürekli konuşurlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ha, Bayern Münih'in Galatasaray yaptı tarifeyi yaptı Fenerbahçe. Ne yaptı? Çok önemsemedi maçı. Asılmadı. Yani ben skoru dengede tutayım. Ben yani bir şekilde atarım. Rahat olayım, bekleyeyim dedi. Hakikaten de bu yaptı. Ya şimdi ben burada kalta, Bayern Münih Galatasaray'ı küçümsedim mi arasında demiyorum. Yani karşısındaki takımı biliyor. Kendi takımını biliyor. Oynadığı futbolu biliyor. Diyor ki lan ben eninde sonunda alırım diyor. Fenerbahçe diyor eninde sonunda alırım diyor. Ve çok kötü oynadı Fenerbahçe. Çok kötü oynamasına rağmen. Neyse diyor ki Nörsland yeni giderin yanıtmasını 3 başta 9 puan aldık ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Onların da maç motivasyonunu maç motivasyonlarını ve fiziksel olarak hazır hale getirmek için de onları oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Rövanşta daha iyi mücadele ederek oradan alacağımız 3 puanla bu gruptan lider çıkmak istiyoruz. Yani Oradan 3 puan alırsan ne yapacaksın şekerim? Ne yapacaksın? Ee, açık ve net bir şekilde 9 puan şey 12 puana ulaşacaksın ve ana kalırsa %100 bir şekilde garantileyeceksin. Mihazaj hakkında konuşuyorum. Mihazaj önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Oyun olarak baktığınız zaman %100 iyi olmasa da %70-80 iyi yakın oynadı. 2 de gol attı. Onun özgüven açısından iyiydi. Ara ara oynadığı için fiziksel olarak daha yukarıya gelmesi gerekiyor. O da yavaş yavaş olacak. Kendisiyle konuştum. O da farkında. Zayis'i nice tebrik ediyorum. Miha Zayis bu değil. Daha iyi olması gerekiyor. Şimdi ben korkumu söyleyeyim size. Maçtan sonra İsmail Kartal çıkıp da hani bak Jesus'ta bu kibir vardı. Jesus olsaydı maçtan sonra çıkar derdi ki bak o kadar eleştirdiniz ıslıkladınız. Zayis ne yaptı? Daha sakın ıslıklamayın benim oyuncumu falan derdi. Böyle kasılırdı böyle yani şekilli şükürlü hareketler hem kasılırdı hem de bizi fırçalardı. İsmail Kartal diyor ki Zayis de Yani bu bile beni tatmin etti. Ha şunu da söyleyeyim. İyi gidiyoruz. Şampiyonluk yolunda iyi gidiyoruz. Her açıdan iyi gidiyoruz. Futbolcumuzu çöpleme zamanı mı? Değil. Hani sahip çıkma zamanı. Kabul ediyorum. Ben umudu kestim. Devre arasında satılsa ben memnun olurum. Açık söyleyeyim. Yani hani ee, bir kardeş 8 milyon alamayız diyor da hayal dünyasında yaşayan bir kardeş 4 milyon euro verseler Zayt'sı satın alsalar vallahi ben bayram ederim bunu da söyleyeyim. Neyse Zayt'sı kazanmak için onun gibi oyuncuları takımda tutabilmek, adapte edebilmek için oynatmak, şans vermek lazım. Diğer oyuncuları da ara ara dinlendirip lig maçlarında daha iyi dinlenip rakiplere karşı kadroyu dengeli yürütmek benim işim. 60'ta 3 kişiyi bilerek oyundan aldım bilerek daha fazla yük binmesin diye. Şimdi 60'ta oyundan aldığına bence hiçbir Allah'ın kolu tek kelime laf edemez. Yani ha, e, futboldan anlamayanlar niye Fred çıktı falan filan diyor da futboldan anlayan kişiler zaten anlatabiliyor muyum? Yani durum bu. Şimdi şunu da söyleyeyim. Stoperde eksiklik mi var? Bazı oyunculara fazla mı yük biniyor? Bunu nasıl çözeceksiniz?" diyor. Bir şekilde takım içerisinde bir şeyler yapacağız. İki tane oyuncumuz da çok fazla yük biniyor ama dediğim gibi bu akşam da <laughs> daha iyi olabilirdik. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Hepsinin bir planı var. Bu yaptığımız bu planı yaptığımız için bu dalgalanmaları teknik direktör olarak göze alıyorum ben. Kendi seyircimizin önünde kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Eksik noktalarımız var ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Türkçesi şu lan diyor ben de farkındayım. Ya ben de farkındayım kötü oynadık. Ama sonuç ne? Kazanmak. Kazandın. fakat vermedin. Bir sonraki Ludogorets maçı ne zaman biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim mi? 9 Kasım Perşembe günü. Tarih çok yakın geliyor değil mi? Bak bir sonraki maçımız Pendik maçı. Pazar günü 29 Ekim'de. Sonraki maçımız Cumartesi günü Trabzonspor'la 4 Kasım'da. Sonraki maçımız Ludogorets'le 9 Kasım Perşembe günü yani 5 gün dinlenmemiz var çok güzel. Sonraki maçımız ise Adana Demirspor'la 12 Kasım'da sonra milli ara. Yani 4'te 4 yapıp şu milli araya girersek inanın önümüz çok çok açık. Çok ama çok açık. Ben onu da çok ciddi çok samimi şekilde söyleyeyim size önümüz çok çok açık. Hedef 4'te 4 olmalı. Şu ana kadar kazandıklarımızın hepsini unutmalıyız. Oyun içinde bazı dakikalarda zorlandıklarını vurguluyor. 3-1 kazandık oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Bazı oyuncularımızı hafta sonu maçını düşünerek oyundan çıkardık. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Artı ve eksileriyle kazandığımız için mutluyum. Daha az süre alan oyuncuların performansından memnun olduğunu anlatıyor. Yani daha iyi olmalar gerektiğine inanıyorum. Bu da şans buldukça oynadıkça maç temposu yakalamaları gerekiyor. Kulübede bir iki oyuncum vardı. Onları oynatmamam gerekiyordu. Şimdi Onları oynatmamam gerekiyordu. Bu aslında düşündürücü bir şey biliyor musunuz? Kimi oynatmaman gerekiyordu acaba? Mesela Livakovic olabilir iyi dinlenmesi için. İsmail Yüksek iyi dinlenmesi için oynamaması lazımdı. Yani ee, Ceko. Bu arada istatistiğine baksam. 90 dakika 2 gol. Gol beklentisi 0.32. Asist beklentisi 0.12. 40'ta 38 isabetli pas. Yani pas yüzdesi çok yüksek. İmkanı yok arkadaşlar. Bir bana bunu anlatsa ben maçın yıldızı Hani maçı hiç izlemesem şu istatistiği alsam 40 38 pas inanılır gibi değil. Kilit pas 2. Orta isabeti 3'te 2. Uzun top isabeti 1'de 0. İsabetli şut 2. 2'de 2 gol. Top sürme girişimi 2'de 2. İkili mücadele 4'te 2. Hava topu 1'de 0. Sadece 8 top kaybı yaşamış maçta. Hani kendisine bir faul yapılmış. Bir tehlike engelleme. Bir adam kaçırma var. Vallahi şu istatistiği görsem ben derim ki maçın adamı Zayt. Ama maçı izleyen biri olarak ben beğenmedim. Yani futbol bu işte. Çıkası futbol bu. Batshuayi 8.4 e almış. 90, şey 80 dakika. 1 gol 0.73 gol beklentisi. 1 asisti var. Batshuayi bir gol bir asist diyor arkadaşlar. Lan nasıl bir gol bir asist? Hadiç şey, Şimanski son golde asisti yaptı. İlk golde ha, Pačuan ayağından sekti. Bu asist mi sayıldı? Yani gol atamadı, ayağından sekti Zais gol attı. O muassit saydılsa daha ne? Neyse. İsabetli şut 2, isabetsiz bir engellenen şut 1, top sürme girişimi 1 de 0. 19 kez topla buluşmuş. 10 da 5 pas isabeti. 3 kilit pas. Uzun top isabeti 1'de bir 1. Bir. Yaratılan büyük şans 1. 5'te 2 ikili mücadele. 7 top kaybı, 1 faul, kendisine yapılan bir bir tane de top çalma 8.4 diyor. Vallahi helal olsun. Şimanski sonradan girdi. Şimanski'nin ki asist sayıldı değil mi? Evet sayılmış. 27 dakika. Bir asist. 9'da 5 pas isabeti bak. %56. Çok kötü aslında. Ama bir kilit pas. 1'de de bir top sürme girişimi. 2'de 2. De iki. İkili mücadele kazanma. 4 top kaybı. Bir top çalma. Bir de Tadiç'e bakayım. Aslında ee... İrfancan Kahveci de bence maçın adamıydı ama hadi 62 dakika 0 0.20 gol beklentisi 0.02 asist isabetsiz 3 şutu var. 1 de 0 top sürme girişimi 18 de 10 pas isabeti. Hani 7 de 2 ikili mücadele kazanma. 13 top kaybı, 1 pas arası, 2 top çalma, 2 adam kaçırma diyor. Bana sorsan Tadiç çağırsan daha iyi oynadı derim Yani istatistik her şeydir ama istatistik hiçbir şeydir diyorum ya olay bu. İrfancan 28 dakika gol asist yok. 14'te 9 isabetli pas, %64 ama bana sorarsanız İrfancan en iyi maçlarından bir derim Bir kilit pas, 1'de bir uzun top isabetim. 5'te 1 ikili mücadele kazanma bak. Top sürme girişim 1'de 0. Çok kötü istatistik. Ama top kaybı 6. Sadece bir top çalması var. işte istatistik diyor mu hiçbir şey? istatistik her şey. o Dediğim olay bu işte arkadaşlar. Beni de yanlış anlamayın. Şimdi Birkaç pozisyon verdik diyor İsmail Kartal rakibi. Normal sonuçta onlar da iyi takım. Oyun içinde dalgalanmalar olması normaldir. Birkaç hafta içinde oynamayan, yeni oynayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda biraz gerideler. Bu dalgalanmalar olabilir. Bunları göze alıyoruz ki maç temposunu yakalasınlar. Hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz diyor. Doğru. 103 golle rekor kırdıkları sezonla bu kadro iş yapmış. O dönemdeki kadromuz da çok iyiydi. Bence tartışılır diyor. <laughs> hani karşılaştırma. Aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Yanılıyorsun İsmail Kartal. Burada yanılıyorsun. Biz sezon başından beri en çok pozisyon verdiğimiz maçı geride bıraktık. Bak. Kulağına küpe olsun. Sezon başından beri en çok pozisyon verdiğimiz maç. Çok ciddiyim. Yani istatistiksel olarak bunu önüne dökebilirim. Sezonun başından beri en çok pozisyon verdiğimiz maç. Onu söyleyeyim bak. En çok pozisyon verdiğimiz maç sezonun başından beri arkadaşlar üstüne tekrar tekrar vurgu yapıyorum ben e, iddialıyım hani hocam sen de işte kendini bir şey zannediyorsun falan filan demeyin ben iddialıyım arkadaş ne dersiniz diyeyim ben iddialıyım yani neyse dur Şu konuşmayı bitireyim kağıtla önünüze çıkayım hani istatistikten çıkayım biz bence dediğim gibi Sezonun en ama en ama en ama en çok pozisyon verdiğimiz maçını geride bıraktık. Benden söylemesi. Ha. İstatistikleri verdiğim zaman siz de katılacaksınız. Eminim. Bireysel hatalarımızdan birkaç pozisyon verdik. Yediğimiz golde şanssızlık golüydü. Kendi kalemize attığımız bir goldü. O gol olmasa rahat 3-0-4-0 kazanacağımız bir maçtı. Savunmadaki eksikliğe takım içinden bir şekilde çözüm bulacağız. Toper'de iki oyuncumuza çok yük biniyor. Daha iyi olabilirdik. Ama 3 gün sonra hafta sonu bir maçımız daha var diyor. Rudo Goreskin iyi bir takım olduğundan da maç öncesinde bahsettiğini hatırlatıyor. Şimdi hocam İsmail Kartal'a düşman mısın? Göster istatistikleri. Arkadaşlar gol beklentisi 0.57 rakibin. Asist beklentisi 0.24. Yani totalde 0.81. Bizim gol ve asist beklentimiz 2.5'un üstünde. Yani Aşağı yukarı bu maçın gerçek kaderi 3-1 olması lazımmış. Toplu oynamada evet ezdik. Toplam şut sayısına bakın şekerim. 14 bizim 16 rakibin isabetli şuta bakın şekerim. 6'ya 8. Yani ilk defa bir rakibimiz bizden daha fazla isabetli şut çekmiş. Daha fazla da normal şut çekmiş. Anladınız mı şekerim? Ha şut engelleme 4 diyor. Bizim 4 şutumuzu engellemişler. Rakibin 2 şutunu engellemişiz. Korner 1'e 5. Rakip 5 kez korner kullanmış. Yani bizden daha iyi daha fazla sayıda korner kullanmış. Bakın bu istatistikleri hafife alırsan cezasını başka yerde çekersin. Paul sayıları eşit. Sarı kart sayıları daha fazla çünkü itirazdan yediler iki sarı kartı. Serbest vuruşlar, saç atışları hemen hemen aynı. Kale vuruşları hemen hemen aynı. Büyük şans bizim 2. Kontra atak 1'e 2. Kontra atak şutu 1'e 2. Kontra atak golleri bizim 1. Yani biz iki büyük şans yakalamışız. Kaçan yok herhalde. Yani onu yazmamışlar. Rakip iki kez kontrol atakla gelmiş. iki tane kontrol atak şutu var. Yani e, ceza sahası içinden şut 10'a 9. Dikkat edin arkadaşlar. Statistikleri bize çok çok yakın. Yani ben dostacı söyler diye söylüyorum. Kaleci kurtarışları 8'e 3. İrfancan Can Eğribayat'ın 8 kurtarışı var. Şimdi siz bana belirtseniz bir. Hani Fenerbahçe rakibi şöyle oldu böyle oldu. Siz bana bir anlatsanıza. Anlatın şekerim. Merak ettim bir anlatsanıza. Ya. Bu kadar hafife almayın. Ayrıca pas isabetinden üstünüz evet. Uzun top istatistiğinde de üstünüz. Orta istatistiğinde gerideyiz. Çok önemli değil. Top sürme girişimi rakip 20'de 11. Rakip bizden iyi. Biz 7 15'te 7. Bak Top kaybında rakip fazla. kazanan ikili mücadele hemen hemen aynı. Ben İsmail Kartal'ı uyarıyorum. Bak bu başımıza inşallah açar. Benden söylemesi. Yani bu başımıza iş açar. Ya. Bizim başımıza iş açar. Aman ha. Bu arada e, Kırnavayı yendi deplasmanda. Ve bizim de ekmemize yağ mı sürdü? Bakacağız. İrfancan Kahveci. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe forması giyebildiğim için çok gururluyum. Hem taraftarın hem de benim için beklediğim İrfan'ı göre, görebildiğim için mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz diyor. Beklentim <laughs> atabildiğim kadar gol atmak, yapabildiğim kadar asist yapmak. Sadece gol ve asist değil, savunma anlamında da katkı yapmak istiyorum. Benim hedefim bu diyor. Fenerbahçe'nin çok efsane kişi. inşallah ben de onların arasında adım yazdırabilirim. 4 kupa kazanmayı tabii ki çok konuşuyoruz aramızda. Ama bizim önceliğimiz hocamızın dediği gibi bir sonraki maça odaklanmak. Yani önümüze gelen rakibe odaklanıyoruz. Kim oynar oynasın bu sezon şampiyonluk istiyoruz diyor. Yani İrfan Can Kahveci'den 4 kupa açıklaması bu şekilde. Cumhuriyet'in 100. yılı beklentiler. Soyunma odasında 3. gol izledim. Güzel pas atmışım. Keşke Sebastian bitirseydi. Asist sayılsaydı diyor. Hani kendi adına asist sayılsaydı diyor. Anladınız mı? Önemli olan tabii ki takımın kazanması diyor. İsmail Hoca ile ben önceki dönemde de çalıştım. Hem kulüp hem bizi biliyor. Her oyuncuya aynı şekilde yaklaşıyor. Sürekli konuşuyor bizimle sezon başında da Benim moral olarak yukarı çıkmam ama çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. Ben her zaman çalışmaya devam ettim diyor. Yani takımda iyi oyuncular olduğu zaman sana yardım ediyorlar. Bazen attığım pas gol olmuyor ama iyi oyunculara normal pas atsan bile gol yapabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncularımız var. İnşallah kim oynarsa oynasın sezonu şamp şampiyonlukla bitirebiliriz. Bu kulüpten çok efsane geçti. Ben de olurum diyor. Dusan Tadic. Maça iyi başlamadık. Ve çok fazla basit hata yaptık. Bak işte Tatiçon Fire burası. Bak futboldan anlayan adamın görüşleri. Maça iyi başlamadık. Çok fazla pas hatası yaptık. Basit hata yaptık. İlk yanın sonunda basit oynamaya başladık ve daha fazla şans bulduk. Devre arasında hocamız bize gerekenleri söyledi ve sonrasında sonucu aldık. Her maçı kazanmak, her maçı kontrolümüz altında tutmak istiyoruz. Bu bizim Fenerbahçe'nin mentalitesi. Rakibimiz sahaya çıktığında bizden korkmalı diyor. Arkadaşlar, özet olarak söyledim. Haksız bir cümlesi var mı? Yani son 10 dakika basit oynadık. Daha fazla pas daha çok şans oluşturduk diyor. Devre hatalarımızı konuştuk. Hocamız da yapmamız gerekeni söyledi. Yaptık. Biz Fenerbahçe'yi her maçı kazanmak için her maçı domine etmek için oynuyoruz. Maç içinde rakip bizden korkmalı, sinmeli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Galibiyetlerle yola devam ediyoruz ama her zaman daha iyisini yapmalıyız. Her gün çok daha iyiye gitmeliyiz. Bugün takım mantalitesi böyle olur diyor. Ayaksı takip etmiyorum. Ayaksı seviyorum. Orada geçirdiğim zaman boyunca çok fazla şey öğrendim nereye gidersem gideyim. Ajax benimle beraber şu anda olanlar üzücü. Ajax Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Umarım gelecekte işler onlar adına düzelir. Van Gaal Blind geri döndü. Onlar Ajax'ın ne olduğunu biliyorlar. Ajax umarım hak ettiği yere geri döner diyor. Şimdi Batu Şuay'ı Ludo Goresk hakkında şunları diyor. Zor bir maç oldu. Rakip bizi şaşırttı. Önemli olan kazanmaktı. Ya bunu bir anlayalım. Önemli olan kazanmaktı. Pendik maçını 10-0 kazanacaksın. Topun T'sini oynamayacaksın. 3 tane sakat vereceksin. Pendik maçını güzel oynayacaksın. Sakat vermeyeceksin. 2-0 bitecek. Hangisini tercih edersiniz? Hocam bana ihtiyaç duyduğunda diyor Batu Şua'yı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında. Fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içerisinde konsantre kalmak gerekiyordu. Kaldık. Golleri de doğru anlarda attık diyor. Doğru. İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bak. Arkadaşlar cümle çok doğru. Golleri doğru zamanda attık. Doğru anda goller attık diyor. Çok doğru sözler. Gerçekten bak. Ya iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç oldu. Rakip bizi şaşırttı. Biz de attığımız golle cesaretlendik. Daha fazla şans oluşturduk. Dediğim gibi önemli olan kazanmaktı. Takımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'yi kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli galibiyet. Bu çok önemli diyor. Galibiyetler pozitif hava oluşturuyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buldu. Ancak bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek. Şimdi gelelim gecenin çöpü ama gecenin kahramanı. Miha Birkaç maça ihtiyacım var. Şimdi acaba biz mi fazla yükleniyoruz diye de düşünmeden edemiyorum. Ama konuşmayı bir okuyayım. Siz karar verin. Zor bir maç oldu. Ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık. iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi. Ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz. %100 oldum. Yaşadığım sakat... sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm. Savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var. Ee... bugün daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli maçları kazanmak. Önemli olan maçları kazanmak. Hem ligde hem Avrupa'da takımdaki herkes süre alıyor. Benim için de düzenli oynamak önemli. Ayağında bandaj ve sakatlığı sorulmuş. Ayağındaki bandaj önemli değil demiş. Açıkçası ben kendimi bildim bile ayağında bir bandaj var. Bir hani yakı gibi bir şey var. Sürekli. Ya Zayt'ı ben yıllardır tanırım. Sürekli bu var. Bu arada sevgili Sercan Hamzoğlu'na buradan selamlar olsun. Zayt'sın golüyle Fenerbahçe'de Gol atan futbolcu sayısı bu sezon 16'ya yükselmiş. Yani gole katkı sunan isim sayısı ise 19. Hocam o nasıl oluyor? Gidenlerden de var demek ki. Yok asistler de dahil. Yani gol atan futbolcu sayısı 16. Gol ya da asist yapan futbolcu sayısı 19. İsmail Kartal elindeki kadroyu müthiş verimli kullanıyor demiş. Şimdi Zayt için beni bir istatistik buldum. İlk yarı Zayt's. Kilit pas 1, orta isabeti 2'de 1, uzun top 1'de 0, top sürme girişimi 0'da 0, ikili mücadele 1'de 0, hava topu 0, 0, pas arası 0, top çalma 0. Devre arasındaki yayında şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki, Zaits ne oynarsa biz o sonucu alacağız. Zaits ne oynarsa. Zaits oynadı biz bu sonucu aldık. 8.4'lük oynadı 3-1 kazandık. Bu arada İrfan Can Kahveci'ye teb tekrar tebrikler. 100. kez Fenerbahçe formasıyla resmi maçına çıktı. Tebrik ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Gecenin kazanımları neler? Bak şu gol attı. Küsmedi. Fred de Tadic şov yaptı. Şimanski asist yaptı. Zayt iki tane gol attı. Kendine geldi. Kerim Rahmi Koç okul açıkta halka karıştı. Ryan Kent'in timsahı mutlu oldu. Fenerbahçe 18'de 18 yaptı. Rıdvan Dilmen diyor ki Batşuay'ı devre arasında tutmalı. Fenerbahçe. <laughs> Bilmiyorum katılır mısınız? Ama şimdi Rıdvan Dilmen diyor ki Fenerbahçe ilk mağlubiyetini Avrupa maçlarında alacağını düşünüyorum demiş. İsmail Kartal Avrupa'da son 16'ya kaldıktan sonra ilk 11 oyuncularını sahaya sürecek bence demiş. Yani bir zahmet. Düşününce bir zahmet yani. O zamanlar çünkü e, enteresan takımlarla maç yapacak. Arkadaşlar garip bir istatistik. Fenerbahçe Ludogorets'i mağlup ederek dünyada tüm kulvarlarda arka arkaya en az 20 resmi maç kazanan 8. farklı takım olmuş. <laughs> Eğer Pendi'yi yenersek 21 olacak ve Glasgow Rangers artı Manchester City ile kafa kafaya geleceğiz. 22 olursa Real Madrid de kafa kafaya. 23 olursa Bayern Münih, 24 olursa Koriçiba, 25 olursa Ajax, 26'da da Ajax'mış. Yani bir kez 25 maç kazanmış arkadaşlar. Bir kez de 26 kez kazanmış. Ne Saint diyor? Galler ekibi. 27 kez kazanmış. İnşallah 28 olur. Yani inşallah böyle bir şey olur. Bu arada Fenerbahçe'miz Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 5 maçta 3'ten fazla gol atan ilk Türk takımı olmuş. Yani 3 ve üzeri gol atan. Son 5 maçın 5'inde de. Yani bu gurur kaynağı. Gerçekten bu gurur kaynağı. Ama şunu da söyleyeyim. Fred, Şimanski, İsmail yüksek. Yani e, o kadar müthiş oynuyorlar ki diğer oyuncuların hiçbiri yerlerini tutmuyor. Yani bu tehlikeyi İsmail Kartal'ın görüp tedbir alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın Fenerbahçe 18'de 18 yaptı. Kabul ama başka şeyler başardı. Takım oldu Fenerbahçe. Anlatabiliyor muyum? Giren çıkan kendini değil takımı düşünür oldu. Yani İrfancak abi diyor takım kazansın önemli değil. Ama diyor kazandık ya. Keşke benim de asistim olsaydı. Bak aile iletişimi yakalandı. Hiçbir başarı tesadüf değil. Ve iyiler mutlaka kazanır derler. Bakalım ne olacak. Sebastian Şimanski aklıma gelmişken onu da belirteyim. Şimanski Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 gol 5 asist yapmış. Jude Bellingham'la birlikte Avrupa'nın en skorer iki orta savuncusundan biri olmuş. Skorer mi? Adamım lanet olsun. Siz buna skorer mi diyorsunuz? Görende gol atıyor. Asist yapıyoruz falan zanneder. Bırakın bu işleri ya. Serdar Çelikler kadar futboldan anlamıyorsunuz. Sevgili Uğur kardeşim eğer izliyorsa selamlar olsun. Uğur'un çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük farkı söyleyeyim mi demiş. Aslında aklıma birçok şey geliyor ama başka bir şeyden bahsetmiş. Hakem ya da dış faktörler konusuna girmeden Galatasaray sadece sağda. Icardi'nin ayağına bakıyor. Fenerbahçe'de her oyuncu skor üretecek kapasitede. Anladınız mı? Kay takımıyla yaptınız. Konfeksiyon ligi. Vallahi hangi açıdan baktığına bağlı. Hangi açıdan baktığına bağlı. Konfeksiyon ligi. Lan yani istatistik kastı Fenerbahçe. Ben size ne dedim? 6 eleme maçı, 6'da 6. 6 grup maçı, 6'da 6. 12'de 12. Ya inanılmaz bir istatistik. Bunu kimse geçemez dedim. Çünkü konferans ligi bizim imdadımıza yetişen birlik. Peki şunu söyleyeyim. <laughs> Takımları değiştirelim. Fenerbahçe Galatasaray'ın yerine Şampiyonlar Ligi'nde bu grupta bu aptal takımlarla en, en aptal Manchester United. Tarihin en aptal Manchester United. en aptal Bayern Münih gördük, izledik. Belki de en aptal Kopenhag ee, izledik. <laughs> 2-0 öndesin, kırmızı yiyorsun mesela. Ben bir şey söyleyeyim, o maçta kırmızı yemese 3-0, 4-0 bir belki Galatasaray bütün umutları yerle bir olacak. Manchester diyecek ulan ben de yenebilirim diyecek. Yani bir maçın bir yenen kırmızı kartın bedeli de böyle olabiliyor. Neyse. Arkadaşlar. Batshuayi, Crespo ve Zayt. Bu üçüne devre arasında 15 milyon euroluk bir teklif gelse satılmasını ister misiniz? Açık ve net soruyorum. Sebebi de şu. Fenerbahçe Crespo'dan çıkma derdinde. Ben size ee, açık açık söylüyorum. Crespo'dan çıkıp kurun içi alma derdinde. Kurun işte bunun için uğraşıyor. Bir. İkincisi Batshuayi'den çıkıp biraz da genç pivot bir santrafor peşinde. Bu Vedat Muriçi de olabilir. Yani o tipte birisi de olabilir. İki. Zayt'sın yerine de Lincoln Henrique'yi takıma monte etme derdimiz var. Çünkü niye Lincoln'un 8 oynama performansı var. Biraz da defansif oynama özelliği var. Ve Şimanski'yi de yedekleyebilir türde. Ha, üçüne 15 teklif gelse bugün satarım. Açık söylüyorum satarım. Çünkü Fenerbahçe'nin beklentisi Zayt'sdan bugün 3.5-4 diyelim. Crespo'dan 4.5 civarı. Hadi 3 o olsun 4 o olsun 7. Patşuya devralan 8 gesi satılır. 3 oyuncuya 15 teklif gelse ben satarım. Geçmişte bana zıt gittiniz. Yani ben ne söylesem tersini söylediniz. Şimdi eminim siz de satarsınız. Siz de Ulan Mustafa hocam sen zamanda satalım" demiştin de ee, yok demiştim ama şimdi ben de satarım. Eminim siz de diyorsunuzdur. Arkadaşlar bakın 15 milyon euro Artı 3 milyon bat şu ay alıyor yıllık ücret. 18. Bu şekilde de hesaplayabilirsin. Zayt'sın yeni sözleşme. Crespo'na şey. Ben açık söyleyeyim. Zayt'sın yerine ya da Crespo'nun yerine kurun iç. yerine Lincoln yerine ki. Bat şu aynı yerine de bir Vedat Muriç gelse. Fenerbahçe bence çağ atlar. Standartın çok ötesine geçen bir takım olur. Ama hakkımızda hayırlısı olsun. Biz galibiyete odaklanalım. Galip geldik. 18'de 18. İnşallah 19'da 19. 20'de 20 inşallah. 21'de 21 inşallah. 22'de 22 inşallah. 23'de 23 inşallah. Yani 18'de 18 yaptık. Az önce söylediğim gibi 4 resmi maçımız kaldı. Milli araya kadar. Hendik. Trabzonspor. <laughs> Kusura bakmayın. Ludogoresk ve Adana Demirspor. Rabbim inşallah bizi 22'de 22 galibiyette milli araya sokar. İnşallah 22'de 22 ee, resmi galibiyette resmi sayıda galibiyette e, milli araya gireriz. Arka arkaya 22 galibiyet. Bize var ya ilaç ötesi ilaç olur. Sonrası zaten yine benzerlikte e, milli aradan döndükten sonra bir Nürnland deplasmanı var. Gümrük'te evindesin. Sivas'ta evindesin. Beşiktaş İstanbul'da. Tırnava ile evindesin. Konya İstanbul'da. Yani Konya maçı İstanbul'da. Bir Kayseri deplasmanı. Altasaray ile evindesin. Galatasaray'la Suriye'de, Suudi Arabistan'dasın. İstanbul diye gidiyor. Ama inşallah Rabbim arka arkaya bize galibiyetleri arttırsın. İnşallah böyle devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum.